başlamadığını aslında ilk insandan beridir. İnsanların önce doğaya, daha sonra da erkeğin kadına hükmüyle başlayan eşitsiz sisteminden beridir. Kadınlar mücadele etmeye devam ettiler. O gün bugündür mücadele ediyorlar. Ama biz bazen sadece mücadeleyi sokağa çıkmaktan, eylem yapmaktan, parkar kaçmaktan ibaret görüyoruz ama hayat öyle değil elbette. Mücadele hayatın her alanında. Elbette ki sokaklarda da kadınlar sözlerini söylüyorlar ama dediğim gibi mücadele hayatın her alanında ve kadınlar kadın erkek eşitsizliğinin başladığı ilk günden beri de mücadele etmeye başladılar ve mücadele etmeye de devam ediyorlar. Bizim inancımız herkes bilir ki yolda hep bir olmaya davet eder yani. Bir olmak da elbette ki sadece kadın da erkeğin birliğinden ibaret bir birlik değildir. Birlik aslında bu dünyada yaşadığımızı bilmek ve bu dünyadaki tüm cümle canlıyla bir olmak ve birlikte yaşamak, birlikte rızalı kurmak ve doğru bir hayatta herkesin razı olduğu bir düzeni kurmayı bize hep öneririm ki ben bunu dünyanın en büyük ideolojik önemlisi olarak da gören biriyim yani. Ne zaman ki iki olmaya başladığı andan itibaren hep bir eğitimin kavgası, hep iktidar savaşları ki dünyayı ne hale getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün Orta Doğu'da çok büyük bir kaos, bu kaos batıya kadar ulaştı ve dünya çok büyük savaşları konuşurken dediğim gibi tam da bir olamamamızdan kaynaklı geldiğimiz bugün bu kapitalist sistem düzenin yaşandığı kaos, savaş ve bütün bu çatışmalı ortamların da elbette ki en büyük mağdurları biz kadınları konuşacağız. İşte bu yola dedik, dediğim gibi Alevi'nin en büyük ideolojik çağrısıdır. Birleşebilen, anlaşabilendir. Birleşebilen, eşitleşebilendir ve birleşebilen birlikte yol yürümeyi bilendir. Hani Alevi sürünün hiç fark etmez hangi inançta olursak olalım. Bu kaosçu sistemin en çok riskli olanları, en büyük tehlikede olanları kadınlar sayılırken bizim de güçlü olmaya, birlikte durmaya, birlikte örgütlenmeye ve gerçekten erkekliği biraz tanıyıp daha güçlü erkeklere cevap vermeye ihtiyacımız var diyeyim. Yarın Kadıköy'de bir miting var biliyorsunuz. Hem herkesi oraya davet edelim. Hem de 8 Mart'ta da Taksim'de Feminist Gece Yürüyüşü dediğimiz tüm kadınların bir araya geldiği gece yürüyüşü var. Biz hani kadınların bu mücadelelerle birleşmesine çok ihtiyacımız var sevgili kadınlar. Çünkü bu mücadelelerin tek bir araya gelme sebebi kadın olmak. Hepimiz farklı ideolojide, farklı inançta, farklı bakış açılarında olabiliriz ama burada bir araya gelme kimliğimizin tek ama tek kimliğimizin sebebi kadın olmamız ve hepimiz bu dünyanın erkekliğinden yani payımızın üstüne aldığımızı bilmek meselesi. Doğal olarak da şuna hani bir sürü yerde bir sürü çeşit mücadeleler veriyoruz ama bu dünya ne zaman insanlık, bu dünyanın, bu toprağın, bu kurduğun, bu kuşun, bu ağacın içinde yaşadığının farkına varır ve kadın ve erkeğin tam da bu hayatı yaşamak üzere dünyaya geldiğinin farkına varır, eşitlenirse o zaman belki barışı konuştuğumuz, belki eşitliği konuştuğumuz bir güne evrilebiliriz ama bu dünya bu kadar kaoslu, bu kadar kirli, bu kadar zalimce dönerken biz erkek kadınların da özgür olmadığını bilmek ve özgürlük için mücadele eden tüm kadınlarla da bir araya gelmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz Alevi kadınlar yok sayılıyoruz, evet yok sayılıyoruz. Biz hem kadın kimliğimizle bu ülkede yok sayılıyoruz hem Alevi kimliğimizle yok sayılıyoruz. Ezilmeyi normal kadınlardan iki kat daha, üç kat daha ağır yaşıyoruz. Çünkü bir iş yerine gidiyoruz çalışırken hem kadın kimliğine ücreti düşük veriliyor hem de Alevi seneye iki defa horlanmaya, arkandan konuşulmaya, dedikodun yapılmaya başlanıyor. Biz iki kat daha güçlü olmaya ihtiyacımız var aslında sevgili canlar. İki kat daha örgütlü olmaya, iki kat daha birbirimize sahip çıkmaya, iki kat daha bütün kadınlarla yan yana olmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz yalnız kalırsak düzen bizi eziyor. Sadece düzen ezmiyor. Evdekiler de eziyor, sağdaki de eziyor. Nereye gitsek bir ezilme ruhuyla yaşıyoruz ve sindirilmeye başlıyoruz. Bugün AKP'nin kadınlarla savaşı da tam da bu yüzden aslında. Yenemedi bizleri, sindiremedi, tekleştiremedi. Biz gene her alanda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuz, sokakları inleten gene kadınlar, bütün eylemleri örgütleyen kadınlar. Öyle mi? Yani biz demek ki birlikten kuvvetin doğduğunu, örgütlülüğün gücünü çok iyi biliyoruz. Biraz önce sinevizyonda da gördük aslında.
hani tekstil fabrikasında kadınlar, tütün fabrikasında kadınlar, bütün alanlarda ağacını koruyan kadınlar, toprağını koruyan analar var. Bu yüzden hani ben öyle çok umutsuz değilim. Bu ülkeyi tekçi zihniyete, şeriata teslim edecek, geleceğini aydınlık bir çizgide götürecek kadın toplamımız var.